Yeniden merhaba değerli izleyenlerimiz, Öğlen Postası'nda yeniden karşınızdayız. Bugün stüdyo konuğumuzla sohbetimize başlıyoruz Öğlen Postası'na. Stüdyomuzda Dışişleri Bakanı Sayın Özgün Nami var. Hoş geldiniz Sayın Bakan öncelikle. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz. Yoğun olduğunuzu biliyoruz. Zaman ayırdınız. Yeni bir gelişme var. Barbaros Hayrettin Paşa gemisi yola çıktı, geri dönüyor, gitti. Bunu siz aslında kamuoyuyla son birkaç gündür paylaşıyorsunuz ama süreçle ilgili detaylı bilgi isteyelim sizden. Bu ne anlama geliyor? Kıbrıs sorunu müzakere sürecinde ne gibi bir etki yaratır? Değerlendirmelerinize başvuracağız ama anlatabilir misiniz? Barbaros'un geri dönme kararı nasıl ortaya çıktı? Bununla ilgili bilgi verebilir misiniz bize? Bildiğiniz gibi biz Barbaros Hayrettin Paşa gemisini Malatya Limanı'nda bekletiyorduk. Evet. İkinci bir Naltex yayınlamamıza rağmen Nisan ayında bitecek. Gemiyi bölgeye sevk etmemiştik. Bir iyi niyet göstergesi olarak Malatya Limanı'nda tutuyorduk. Beklemede tutuyorduk. Rum tarafının da bölgede yaptığı hareketleri çok yakından takip ediyoruz sürekli olarak. Onlar kendi faaliyetlerine ara verince ve bu Saipem gemisi bölgeden çıkınca biz de Naltex'imizin henüz daha dolmasına birkaç hafta süre olmasına rağmen Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin Türkiye'ye geri gönderilmesini uygun gördük ve bu şekilde bir karar ürettik. Ve bunu bir iyi niyet göstergesi de olarak, zaten iyi niyetimizi biz sürekli olarak ortaya koyduğumuzu düşünüyoruz. Ama karşı tarafta bu yeterince algılanmıyor belli. Bu hamleyle bunu daha da güneyde görünür hale getirmek istedik. Bizim esas odak noktamız kapsamlı çözüm. Bu hidrokarbon konusunun hiçbir zaman kapsamlı çözüm çalışmalarını gölgelemesini arzu etmemiştik. Ve bugüne kadar da hiçbir zaman Rumlardan önce bir hareket gerçekleştirmedik hidrokarbonla ilgili. Hep onların attıkları adımları dengeleyecek adımlar attık. Bunun da sebebi işte bu hidrokarbon konusu müzakere masasında Rum tarafının elinde bir koz olarak olmasın düşüncemizden kaynaklanıyordu. Umarım Naltex'imizin süresi dolmadan Barbaros'u ilk önce Malatya Limanı'nda bekletmemiz, şimdi de Türkiye'ye geri göndermemiz Rum tarafındaki muhataplarımız tarafından olumlu algılanır. Ve yeni ön koşullar koymadan Rum lider müzakere masasına en kısa zamanda geri döner. Evet, bu konuda yeniden Güney Kıbrıs'ın tutumu yavaş yavaş ortaya çıkmıyor mu Sayın Bakan? Yani daha önce de Naltex ile ilgili belli bir süre beklemiştiniz ve Naltex'in duyurusunu özellikle Güney Kıbrıs'ın yapmış olduğu açıklamalar ve girişimler sonrasında yeniden yayınlamıştınız. Bugün egemenlik haklarımızı Türkiye tanısın gibi kavramlar yeniden gündeme geliyor. Sizce etkili olacak mıdır Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin çekilmesi müzakerelerde? Şimdi bizim de bu konuda önemli soru işaretleri aklımızda yok değil. Ama biz üzerimize düşeni yapalım dedik. Ve artık top onlarda tekrar olsun. Birleşmiş Milletler'in tabii burada önemli bir görev üstlenmesi lazım. Onun için Espen Aydın'ın gelecek hafta yapacağı temaslarda ne elde edecek onu da bekleyip görmemiz gerekecek. Haklısınız, biz benzer bir durumu Aralık ayının sonunda, Ocak ayının ilk haftasında yaratmıştık. Naltex'in süresi 31 Aralık'ta dolmasına rağmen hemen uzatmamıştık. Evet. Ve Barbaros Hayrettin Paşa gemisinde derhal Malatya Limanı'na geri çekmiştik. Ve bir hafta boyunca Naltex olmayan, gemi olmayan bir dönem yaratmıştık. Ve o dönemde Rum liderin müzakere masasına geri dönmesini ümit etmiştik. Böyle yapacağına o bir haftalık zaman dilimi içerisinde 3 tane yeni Naltex yayınladılar. Ve onun ötesinde işte 4 paragraflık bir açıklama yaptı. Açıklamanın birinci paragrafında işte Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenliğine mutlaka saygı duyulmalıdır. Bu olmadığı sürece müzakere masasına dönmem dedi. Evet. İkinci paragrafında işte bu konularda kararı Kıbrıs hükümeti verir. Kıbrıs hükümetinde yasal sakinleri seçer dedi. Üçüncü paragrafında Kıbrıslı Türklerin doğal kaynaklar üzerindeki söz hakkı ancak kapsamlı çözümden oluşur dedi. Son paragrafta da bu konuları, doğal kaynaklar konularını müzakere sürecinin en son safhasında ancak konuşmayı düşünebilirim şeklinde bir yaklaşım sergiledi ki bu 4 maddenin hiçbiri Türk tarafınca kabul edilebilir unsurlar değildi.
Yani biz Navtex'i uzatmamamızın, Barbaros Hayrettin Paşa gemisini geri çekmemizin bir fırsat penceresi olacağını düşünürken böyle bir tavırla karşılaştık. Ve özellikle yeni Navtex yayınlayıp da yeniden faaliyetlerine ısrarcı bir şekilde devam etmesi bizi yine bir adım atmaya zorlamıştı. Hı hı. Fakat orada biz yine çok ölçülü davrandığımız kanaatindeyim ben. Yani sadece bir Navtex ilan ettik ama Barbaros Hayrettin Paşa gemisini limanda tuttuk. Hı hı. Birleşmiş Milletler'e imkan tanımak istedik. Yani bu gerginlik daha da artmasın, hı hı, aşağı çekilsin. Ne yapabildi? Yani bir misyon üstlenebildi mi sizce yeteri kadar Birleşmiş Milletler bu noktada? Şu anda somut bir netice aldıklarını söyleyemem. Çünkü sizin de ifade ettiğiniz gibi biz dün bu, hı, açıklamayı yaptık. Aynı gün içerisinde Sayın Anastasiadis egemenlik haklarının sorgulandığı bir müzakere sürecinin parçası olmam diye, hı hı, bir açıklama yaptı bir işte milli günleriyle ilgili bir, hı hı, yerde. Umarım bu sadece oradaki halka yönelik söylenmiş bir ifadedir. Ve geri ofisine döndüğünde BM ile muhatap olduğunda daha dengeli bir açıklama, hı hı, yapar. Şimdi belli ki o bölgede araştırma yapan bu uluslararası şirketler aslında bu araştırmalarına acilen devam etme ihtiyacı içinde değiller. Bilakis onlar da bir müddet ara vermek istiyorlar. Bu ara 3 ay mı olur, 4 ay mı olur, 6 ay mı olur onu bilemiyoruz şu anda ama yani o faaliyetlere hemen devam etme arzusunda değiller. Bir süre o bölgede Rum tarafından kaynaklı bir hareket olmayacağı anlaşılıyor. Eğer bunu bu şekilde muhafaza ederlerse biz de heveslisi değiliz o bölgede herhangi bir faaliyet yapmakla ilgili. Biz de bundan imtina edeceğiz. Umarım bu yeterli olur. Bu dengeyi bozacak yeni adımlar Rum tarafı atmaz. Şimdi daha Navtex'in süresi dolmadı. Navtex'in süresi dolmadan geri dönme kararı alınması bir iyi niyet göstergesidir, evet, diyorsunuz. Şöyle bir karar var mıdır? Yeni bir Navtex yayınlanmayacak şeklinde bir karar var mıdır? Yoksa bu Güney Kıbrıs'ın tutumuna bağlı bir, tabii, olgu mudur? Az önce söylediğim, evet, gibi bizim bütün hareketlerimiz onların adımlarını dengelemeye yönelik. Onun altında yatan mantık da herhangi bir sinir harbine hevesi olduğumuz için değil. Ama bir unsurun karşı tarafın elinde bir koz olmasına izin verirsek, o zaman müzakerelere oturduğumuzda daha uzlaşmaz bir tavır sergilerler. Bu sefer esas kapsamlı çözüm müzakereleri tıkanır. Bizim aklımızdaki kurgu bu. Bu sadece hidrokarbon konusunda da değil. Başka konularda da bu böyleydi. Yani hatırlarsanız ta sürecin en başında işte Maraş'ı da bize verin. Efendim Türkiye ilişkileri bizimle normalleştirsin, hı hı, vesaire gibi. İşte AB'nin bir temsilcisi müzakere masasına otursun gibi unsurları hep masaya sürmüştü. Bunlar kendi elini güçlendirmeye yönelik, hı hı, hamlelerdi. Bunlara izin vermek müzakerelerdeki esas konu başlıklarını müzakere etmemizi zorlaştırırdı. O yüzden bunlara karşı durulmuştu. Hidrokarbon konusu da benzer bir şekilde. Biz çok acı bir tecrübe yaşadık 10 yıl önce. Kapsamlı çözüme gideceğimize inanırken, evet, bir AB üyeliğini elde etmeleri Rum tarafını doğrudan doğruya hayır oyuna gitti. Yani hidrokarbon konusunun bize aynı şeyi yaşatmasına izin veremeyiz. Bu derece büyük bir tehlike midir hidrokarbon konusu? Maalesef ona doğru dönüşme tehlikesi vardır. Öyle bir temayül vardır. Bunu Rum tarafının söylevlerinden, açıklamalarından ve tavırlarından anlıyoruz. Yani işte İsrail'le anlaşmalar imzalıyorlar, Mısır'la anlaşmalar imzalıyorlar. İşte şu kadar milyar dolar getirisi olacak. Türkler bundan bir pay isterlerse o zaman bizim istediğimiz gibi bir çözümü kabul etmeleri gerekir falan gibi yaklaşımlar sergiliyorlar. İşte biz bunun daha da vahim bir hale gelmesini engellememiz gerekir. Peki. Şimdi 6 Nisan'da Ayden'in buraya gelmesi bekleniyor. İçeriğiyle ilgili bir bilginiz var mıdır? Yani Ayde niye geliyor? Veya siz bu son alınmış kararı Birleşmiş Milletler'e ilettiniz mi? Ayde'ye ilettiniz mi? Ne gibi tepkiler aldınız? Bununla ilgili bir gelişme bekliyor musunuz Ayde'nin ziyaretinde? Yani Birleşmiş Milletler'le tabii çok sıkı diyalog içerisinde Kıbrıs Türk tarafı. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Sayın Ergün Olgun çok sık haberleşiyor kendisiyle. Bizimle de bazen haberleşmeleri var. Bizim böyle bir tavır içerisinde olacağımızı
Birleşmiş Milletler tahmin ediyordu. Daha önceden verdiğimiz mesajlardan. Açıklamamız zaten doğrudan basına açık bir şekilde yapıldı. Bunu olumlu değerlendirdiklerini biliyoruz. Bunun Rum tarafınca da olumlu değerlendirilmesi için bence esas geliyor. Büyük bir ihtimalle Rum lider bir açıklama yapacaktır. Bu yeni oluşan durumla ilgili. Yani hem onlar bölgeden çıktı hem biz bölgeden çıktık. Dolayısıyla yeni bir fırsat penceresi aralandı. Müzakere masasından kalkan Rum lider olduğu için geri dönülecekse bununla ilgili bir açıklamayı da onun yapması gerekecektir. Herhalde tahminim Sayın Ay'da bunları koordine etmek için adaya gelecek. Onun açıklamasına Türk tarafı nasıl bir tepki verecek? Yani karşılıklı bunların birazcık senkronize edilmesi lazım ki müzakereler sağlıklı bir zeminde, gerginlikten uzak başlayabilsin. Ama her hal ve şartta bizdeki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce bir şey beklemek bence doğru olmaz. Onu soracaktım size. Yani önümüzde Nisan ayında da bir Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Ciddi anlamda bir müzakere masası oluşur mu yeniden? Böyle bir şey beklemiyorsunuz. Hayır, bu size. Artık bu noktada Kıbrıs sorununun liderler seviyesinde müzakere edilmesi mümkün değil. Bizdeki seçim süreci tamamlanana kadar. Ama bu hiçbir şey yapılmaması gerek anlamı taşımaz. Yani görevi kim devralacaksa alacak. Ama devraldığı gün daha olumlu bir ortam bulması faydalı olur. O yüzden bazı çalışmalar yapılabilinir. Eğer bu süreç içerisinde, bu zaman zarfında örneğin bir açıklama yapılacaksa hidrokarbon konusuyla ilgili, müzakere sürecinin geleceğiyle ilgili, bunun karşı tarafı tepkiye itmeyecek şekilde yapılması bence çok büyük bir önem arz ediyor. Bunun teminine yönelik BM'nin üstleneceği bir rol varsa Espinay da bunu yerine getirecektir diye düşünüyorum. Evet, peki. Güney Kıbrıs'ta özellikle bazı haberler çıktı. O da Aydın'ın Cenevre'de bir liderler görüşmesi düşündüğü şeklinde haberlerdi. Böyle bir talep geldi mi Kıbrıs Türk tarafına? Bu konuda bilginiz var mıdır sizin? Bu tip düşünceler ortada dolaşıyor. Biz Kıbrıs Türk tarafı olarak bunlara soğuk bakmıyoruz. Olabilir, geçmişte oldu. Bunlar daha çok Rum lideri kendi iç kamuoyundan biraz uzaklaştırmaya yönelik. Türk tarafında bir sıkıntı yok. Ama Rum lider genellikle bu işte daha küçük ama sesi çok çıkan partilerin baskısı altında kendini hissediyor. Rum tarafındaki basının haber alma kanalları çok fazla ve gizlilikle ilgili ilkeye sadık kalamıyorlar. Onun için belki Kıbrıs'ın dışında bir noktada bu sürecin başlaması, bazı mihenk taşlarının oturtulması sağlıklı olabilir. Yani olur veya olmaz bizim için hayati bir önem taşımıyor. Ama Rum lider kendini böyle bir ortamda daha rahat hissedecekse neden olmasın? Yani bizim Türk tarafı olarak bu tip konularda olumsuz bir görüşümüz yok. Aydın'ın tam anlamıyla böyle bir talebi oldu mu şu an için, yoksa böyle talep fikirsel değil, talep anlamda? Değil. Yani şu anda fikir egzersizleri var. Acaba hangi şekilde başlatsak ondan sonrası için daha iyi olur. Geçmişte denenmiş bir metottur. Belki uygulanır. Az önce aslında söylediklerinizin arasında önemli bir nokta var. Anastasiadis'in Güney Kıbrıs'taki daha küçük partilerden siyasi grupların etkisi altında olduğunu söylediniz. Bu Hristopias döneminde de yok muydu? Yani bu bir sarmal mıdır? Bu çıkmazdan aşılamayacak bir durum mudur sizce? Şimdi Hristopias döneminde de vardı. Bir sarmaldır ama içinden çıkılamayacak bir durum değildir. Bunu en iyi Sayın Talat Hristopias dönemini analiz ederek görebiliriz. O dönemde de Hristopias bu tip baskılar altındaydı. Eleştiriler vardı. Nasıl oluyor küçük gruplar aslında işte Akil'den gelen bir Hristopias'ı, çok daha büyük bir grubu etkisi altına alabiliyor ve etkileyebiliyor? Çünkü başkanlık sistemi olmasına rağmen mecliste koalisyon içerisindeydiler. Akil'in iki ortağı vardı. Hem Liko hem Edek Akil'in ortağıydı. Ve ilk etapta 23 Mayıs belgesini imzaladığımızda Edek terk etmişti koalisyonu. Kurucu devlet ifadesi orada yer aldı diye. Daha sonra da Diko ayrılmıştı. Dolayısıyla orada bir çözülme olmuştu. Şimdi bir öyle bir çözülme olduğunda Rum başkan kendini zayıf hissediyor. Çünkü ülkeyi idare etmesi için yasa geçirmesi lazım. Yasa geçirmesi için gönderdiği taslakların meclisten
Onaylanması lazım. Koalisyonu bozulduğu anda ülkeyi idare etme kapasitesi ortadan yok oluyor gibi bir durum var. Mevcut yasalarla ne kadar idare edebilirse o kadar idare ediyor. Bir de orada geleneksel akelcisi rekabeti var. Bu partiler bir şekilde bir araya gelemiyorlar. Halbuki baktığınızda Kıbrıs konusuna özelinde bu iki parti birbirlerine o küçük partilerle olan mesafeden daha yakın. Örneğin Akel şimdi Anastasiyel ise bizim sağladığımız, yarattığımız yakınlaşmalara sahip çık ve bu işi federal çözüme götür derken DİKO ve EDEK iki bölgeli iki toplumlu federal çözümü ortadan kaldır. Bu söyleri terk et baskısı yapıyorlar. Buna rağmen Akel ile DİSİ'nin Kıbrıs konusu odaklı bir ittifaka giremediğini görüyoruz. Geçmişten gelen karşılıklı güvensizlik o kadar yüksek ki bu büyük koalisyon aralarında sağlanamıyor ve küçük partilerin esiri haline geliyorlar. Ama buna rağmen az önce de belirttiğim gibi başarılı bir Tarantino-Stofias dönemi geçmişti. Birçok yakınlaşmalar elde edilmişti ve iyi giden bir süreç vardı. İşte bizdeki lider değişikliği, daha sonra güneydeki lider değişikliği maalesef o süreci aksattı. Hı hı. Biz Türk tarafı olarak lider değişikliği olmasına rağmen yeni lider kaldığı yerden devam edeceğim dedi. Bunu yazılı olarak teyit etti. Seçim kampanyalarında farklı belki bazı hassasiyetler ifade etmesine rağmen göreve geldikten sonra bir nevi devlet politikasını takip etme noktasında bir irade beyanında bulundu. Ama Rum lider aynısını yapmadı. Anastasiades göreve geldiğinde ilk yaptığı şey bazı ön koşullar koymak, ikinci yaptığı şey de geçmiş yakınlaşmaları sahiplenmeyeceğim demek oldu. Ve işte bu sıkıntılar bizi bugüne kadar getirdi. Aşılamayacak bir durum değil diyorsunuz. Değil. Yani bu Rum tarafının yarattığı sıkıntıları belki bugünkü Kıbrıs işte Türk müzakere heyetiyle ilgili bir eleştirel nokta getirmek gerekiyorsa bu söylenebilir. Yani bu süreç içerisinde Rum tarafının çıkarttığı engeller ki bu kesin de Rum tarafı engeller çıkardı. Ama bunlar karşısında daha talepler, daha baskıcı bazı politikalar takip edilebilirdi. Bunlar uzun bir dönem gerçekleşmedi. Özellikle Sayın Talat'tan devralındıktan hemen sonra ortaya çıkan bazı uzlaşı noktalarının bir Ocak 2010 paketi vardı. Buna sahip çıkılmaması, egemenlikle ilgili farklı formüllerin gündeme getirilip bunlarla zaman kaybedilmesi ve Rumlara manevra alanı sağlanması. Bunlar tabii hep olumsuz unsurlar oldu. Daha sonra bunlar telafi edilmeye çalışıldı ama Atatürk'ün Üsküdar'a geçmiş gibi oldu. Zaman kaybedildi, ortalığın gerildi ve Rum tarafında bir lider değişikliği ne kadar o zaman harcanmış oldu. Yeni lider de az önce bahsettiğim tavırlara büründü. Dolayısıyla geleceğe doğru baktığımızda tabii bu hatalardan da ders alıp Türk tarafının daha iyi bir performans sergilemesi lazım. Tabii CTP iktidara geldikten sonra bir olumlu gelişme oldu. Yani 5 yıldan içinde hiç bir yakınlaşma vesaire elde edilemedi ama biz iktidara çok geldikten sonra çok eleştirildiniz ama bazı kesimler. Evet, yani yaptığım... Özellikle sizin orada ciddi bir misyonunuz oldu artık biliniyor. Bu çok yazıldı, konuşuldu. Hatta bunu şundan da algıladık. Bazı çevreler o dönemde sizi çok eleştirildiniz bazı çevreler tarafından. Evet. Hatta Sayın Eroğlu buna rahatsız mı sorular da gündeme gelmişti. Evet. Ortak metinle ilgili bu CTP'nin hükümete gelmesiyle ortaya çıkan bir unsurdur diyorsunuz. Evet, bu işte bu görevi üstlenmemiz, bu sorumluluğu almamız zaten hükümet programında da yazıyor. Yani bu koalisyon hükümeti Kıbrıs müzakere sürecine aktif katkı sağlayacak diye. Biz sadece bunu yerine getirdik. Tabii Cumhurbaşkanlığı da buna neticede iki devletin kurumu, Cumhurbaşkanlığı ve hükümetin Kıbrıs konusunda bir uyum sağlaması lazım. Onlar da bu uyumu bir şekilde sağlamak zorunda olduklarını anlayınca ortaya güzel bir netice çıktı 11 Şubat belgesi. Ki bütün dünya tarafından tarihi bir belge olarak kabul edildi. Sahip çıkıldı mı Kıbrıs Türk tarafında? Bunu ciddi anlamda savundu mu Kıbrıs Türk liderliği?
Şimdi, yoksa zoraki olarak önünde duran ve niş gibi mi davranılır? Yani bunun tabii takdiri artık kamuoyuna ait. Fakat o 11 Şubat belgesinde yazılanlara ters pozisyonlar müzakere masasına sunulmadı. Hep onunla tutarlı bir tavır sergilendi. Ama halk içerisinde bence halkın bu belgeye sahip çıkması ile ilgili biz daha aktif bir çalışma içerisine girdik hükümet kanadı olarak. Belki Cumhurbaşkanlığı'nın bu konuda halka bu belgenin içeriğini anlatmak ve halkın buna daha büyük desteğini talep etmek yönünde yapabilecekleri vardı. Bu tabii kendi takdirleridir. Biz kendi üstümüze düşeni yaptığımızı düşünüyoruz. Yani birçok köy ziyareti gerçekleştirdik. Birçok sivil toplum örgütüyle beraber olduk, görüştük. Gerek bakanlığımızda gerek onları ziyaret ederek ve satır satır bunların üzerinden geçerek ne anlama geldiğini, neden önemli olduğunu paylaştık ve destek talep ettik. Ve nitekim o belgeye hem işveren, hem işçi kesiminden, hem dini kesimden, işte bizdeki Din İşleri Başkanı ile Rum tarafındaki işte başpiskopos vesaire, herkesin bir araya gelip destek vermesinden bunun olumlu bir gelişme olduğunu biliyoruz. Tabii daha sonra olan gelişmeler bununla pek uyumlu olmadı. Yani bu kadar olumlu bir metinde kamuoyu desteğinden sonra bir hızlı bir ilerleme bekliyorduk. Ama orada da bir takım hatalar yapıldı. En başta yapılan hata, az önce söyledim, Rum tarafı geçmiş yakınlaşmaları kabul etmek istemedi. Evet. Bunun üstesinden gelmenin yolu, bunlar da ısrarcı bir tavır sergileyip tüm yakınlaşmaları o tarama süreci diye tabir edilen süreçte üzerinden geçip bir teyitleşmek. Eğer karşı tarafın çok somut değişiklik önergeleri varsa bunları ele almak, bizim de bazıları olabilirdi. Ama birbirimizi ikna edebilirsek değiştireceğiz, ikna edemezsek aynısı kalacak ilkesini de BM nezdinde teyit etmeden geçiyordu. Maalesef bu tarama süreci bu şekilde gerçekleşmedi. Her konuda sıfırdan kağıt değişimi şeklinde gerçekleşti ki biz Dışişleri Bakanlığı olarak bu konuda Cumhurbaşkanı'nı ve o dönemki müzakere heyetini bayağı bir eleştirmiştik. Şimdi o eleştirilerimizin aslında ne kadar yerinde olduğu daha net bir şekilde anlaşılıyor. Daha sonra özlü müzakerelere geçiyoruz dediler. Bunun da gerçek olmadığını biz kamuoyuyla paylaşmıştık. O aşamalarda bence daha farklı uygulamalar yapılabilirdi. Peki. Şimdi Aydın'ın 6 Nisan'da neden geleceğiyle ilgili tam bir bilginiz yok ama tahminleriniz var. Muhtemelen Türk tarafının bu adımıyla ilgili olarak da Güney Kıbrıs'ta istişare içerisinde olacak diyorsunuz Birleşmiş Milletler. Bunu biraz da önümüzdeki süreçte görüp yorumlamamız gerekecek. Ama tabii devam eden bazı unsurlar var. Belki müzakerelerle tam anlamıyla bağlantılı değil. Zaman zaman ilişkilendiriliyor ama örneğin yeni bir konu. Dışişleri Bakanlığı olarak siz ne düşünüyorsunuz? COP'la ilgili olarak dün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Hasan Sertoğlu kamuoyuna açıklama yaptı. Sürecin başladığıyla ilgili olarak FIFA'ya mektup gönderdiğini de belirtti. Yani bu süreci siz Dışişleri Bakanlığı olarak nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl takip ediyorsunuz Sayın Ali? Sürecin birçok aşamasında biz Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'yla, başkanıyla ve ekibiyle yan yana geldik. Birçok unsurunu değerlendirdik. COP'la imzalanan bu taslak anlaşmanın içeriğini satır satır ele aldık. Ve hükümet olarak, daha doğrusu biz CTP kanadı olarak Sayın Başbakan, bu taslak anlaşmanın bütünlüğünün korunması şartıyla bu sürecin ilerleyebileceğini ve bizim de bunu desteklediğimizi ifade ettik. Biz hala da aynı noktadayız. Gelinen aşamada yeni bir unsur biz görmüyoruz açıkçası. Dolayısıyla değerlendirmemizde de herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Yani destek veriyorsunuz. Kesinlikle veriyoruz. Çünkü yaptıkları şu anda yeni bir şey yok. Bir tek yaptıkları o zaman anlaştıkları metnin hayata geçebilmesi için bütünlüğü çerçevesinde sadece bir parçasının değil, yani sadece COP'a üyelik ayağı değil, birçok ayak var o metnin içerisinde. O sürecin bir adımı olarak şimdi
bir bildirim yaptıklarını anlıyoruz. Kendi iç tüzüklerini, kendi tüzüklerini FIFA standartlarında bir tüzük haline dönüştürecekler. Şu andaki olay bundan ibaret. Sanırım bir yanlış algılama da vardı. Yani sanki dün Sayın Sertoğlu arabasına binip Rum tarafına gidecek ve bir üyelik müracaat belgesini Rum tarafına teslim edecek ve bu iş orada bitecek. Halbuki böyle bir olay olmadığını Sayın Federasyon Başkanı dün çok net bir dille anlattı. Değişen bir şey yok. Tüm kulüplerin destek verdiği o taslak anlaşma metninin bütünlüğü korunuyor. Onun hayata geçebilmesi için atılması gereken bir adım vardı. O şimdi atılıyor. Onun için herkesin bu konuda serin kanlı davranması lazım. Şimdi tabii ki hükümetin bir ortağı Cumhuriyetçi Türk Partisi bunu destekler şekilde açılımlar ortaya koyuyor ya da açıklamalar yapıyor. Dün Sayın Başbakan'ın da bu yönde açıklamaları vardı ama Başbakan Yardımcısı ki spordan da sorumlu Sayın Serdar Denktaş'ın da tam aksi açıklamaları var. Hatta bugün çok yankı yarattı bu açıklamalar. İşte Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu ile ilişkileri askıya alma. Şimdi bunu nasıl değerlendiriyorsunuz siz? Yani Sayın Serdar Denktaş'ın veya Spor Bakanlığı'nın Futbol Federasyonu ile ilişkilerini askıya alması ne anlama gelir? Bu konuda bir yorum yapmak ister misiniz Sayın Ağabey? Yani bu konuyu eminim Sayın Başbakan'la Başbakan Yardımcısı bir araya gelerek çözeceklerdir. Üzerimizdeki izolasyonları, ambargoları kırma hedefimiz çok meşakkatli, zor bir hedeftir. Zaten Rum tarafının çıkarttığı engellerle her gün cebelleşiyoruz ve bunları aşmak için büyük bir mücadele veriyoruz. En son ihtiyacımız olan şey böyle süreçlerde birbirimize düşmek ve gerginlik yaratmak. Ne siyasiler kendi aralarında ne de siyasilerle kurumlarımız arasında böyle gerginliklere gerçekten hiç ihtiyacımız yok. Ama bir şey yaşandı. Belli ki bir gerginlik de var. Bunu vakit geçirmeden ortadan kaldırmak başta siyasilerin görevi. İlk önce mutlaka biz kendimiz hükümet içerisinde bu diyaloğu sağlayacağız. Daha sonra da federasyonumuzla hükümetin daha doğrusu başbakan yardımcılığının arasındaki bu gerginliği ortadan kaldırmanın yolları aranacak. Bence olay daha net bir şekilde ortaya konup konuşulduğunda bugünkü gerginliğin aslında gerek olmadığı ortaya çıkacaktır. Ve tekrar etmek istiyorum. Dışarıda verdiğimiz mücadele zaten çok zor. Onun için içeride tam bir birlik, beraberlik, bütünlük sağlamamız lazım. Ama şunu da bilmemiz lazım. Yani hem siyasi partilerin bunu bilmesi lazım, hem de halkın genelinin şunu bilmesi lazım. Dünyada birçok kapı bize kapalı. Dolayısıyla bu kapıları açmak için bazı yaratıcı formüllere mutlaka ihtiyacımız var. Futbol Federasyonu kendi çalışmalarıyla böyle bir yaratıcı formülü gündeme getirdi. Benzer bir formülü biz Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde hayata geçirmiştik. O dönemi de şimdiyle karşılaştırdım. Aslında çok benzerlikler görüyorum. O formülü biz benimseyip hayata geçirdiğimizde UBP'nin o dönemki temsilcisi heyetimizde bizim divana verilmemiz, dokunulmazlığımızın kaldırılması ve ceza yememiz gerektiğini açıklamıştı kamuoyuna ve bunun için girişimler yapacağını söylemişti. Yani biz de muhatap olduk bazı şeylere. Neden? İşte Kıbrıs Cumhuriyeti'nin şemsiyesi altına girdiniz denmişti. Halbuki Kıbrıs sıfatı orada kullanılıyor. Bu hayatın bir gerçeği. Ama bizim için önemli olan ne demiştik? Rumların bize tahakküm edemeyeceği bir formül olsun. Biz kendi irademizi kimseye bağımlı olmadan orada ifade edebilelim, yansıtalım demiştik. Bu sağlandığı takdirde bu tip formüller olabilir demiştik. Şimdi 10 yıl geçti aradan ve gayet başarılı bir şekilde UBP'li vekillerin de etkin katılımıyla oraya o formül hayatta ve hiç kimse bundan rahatsızlık durmuyor. Ülkemiz olduğu yerde duruyor. Kıbrıs sorunundaki parametreler de değişmedi. Hiçbir şey olmadı. O zamanki endişelerin, korkuların ne kadar yersiz olduğu net bir şekilde ortaya çıktı. Bunda da çıkacak. Ne kazandık? Yani oralarda olmakla kazancımız ne oldu? Belki birkaç cümleyle bunu da ortaya... Yani bir kere biz orada temsiliyeti sağlamadan önce sürekli aleyhimize kararlar çıkıyordu. Şu anda bizim oradaki varlığımız dengeleyici bir unsur. Ya bir karar çıkmıyor yeni ya da çıkanlar, ilk başta özellikle çıkanlar hep lehimizeydi. Şimdi zaman içerisinde Rumlar biraz toparladılar, dengelediler ama neticede aleyhimize bir karar çıkması da büyük ölçüde
engellenmiş oldu. Söz hakkımız var. Komitelere katılım hakkımız var. O dönem içerisinde kurulan dostluklar var. Birçok milletvekilini ülkemize getirdik. O çatı altında işbirlikleri sağlayarak fonlar bulduk. Gençlerimizi Rum Türk bir araya getirip ortak çalışmalar yaptık. Birçok kazanımımız oldu. Ve varlığımız ve burada ayrı bir demokrasi olduğu, seçimler olduğu, milletvekilleri seçildiği şu anda Avrupa'daki tüm meclislerde bilinen bir olgu. Görünürlüğümüz arttı. Hiçbir şey kaybetmedik, birçok şey kazandık. Onun için bu tip formüllerden bu kadar korkmamak lazım. Önemli olan burada çıkan formülün neticesinde Rumların egemenliğinin bir şekilde kuzeye yayılmasını engellemek. Evet. Buna dikkat ettiğiniz sürece kendi kararlarınızı kendiniz veriyorsunuz. Onların iki dudağının arasında bırakmıyorsunuz geleceğinizi. Dengeli bir yaklaşım sergiliyorsunuz. O zaman bu tip formüllere daha açık zihinle bakmak lazım. Evet, benzer süreçleri yaşadık diyorsunuz ama evet. Bugün Ulusal Birlik Partili milletvekilleri de katılım gösteriyorlar. Evet. Bu da ayrı bir hatırlatma. Divana verilmemizi talep edenler dahil. Evet, peki. Önemliydi bu hatırlatmanız. Şimdi yavaş yavaş süremizin sonuna yaklaşıyoruz Sayın Bakan ama tabii bir de Hellim konusu var. Hellim konusuyla ilgili olarak şimdi yakın bir geçmişte sizin Brüksel'de de temaslarınız oldu. Bu konuda bir gelişme oldu mu ve Brüksel temaslarınızı da paylaşmanızı isteyelim sizden. Bu konuda biraz beklemedeyiz şu anda. Çünkü çok önemli girişimler yapıldı. Konuyu tam olarak bilmeyen bazı birimler vardı Avrupa Birliği'nde. Ki Hellim konusuyla ilgili karar üretecek birimlerdi bunlar. Kıbrıs'ın normal bir AB üyesi olmadığını ve Kıbrıslı Türk birimlerle, bizim yetkili kurumlarımızla gereken istişareler olmadığı sürece adanın tamamına şamil bir onayın olamayacağı, hayata geçiremeyeceğini net bir şekilde anladılar. Çok zorlu bir süreç oldu. Çok büyük dirençlerle karşılaştık. Bizim AB hukukumuz var. Bunu birebir uygulamak zorundayız. İstisnası olmaz vesaire vesaire gibi birçok tartışmalara maruz kaldık. Ama neticede Rumların o böyle çok yolunda giden süreci durdu. Ve tekrar değerlendirme süreci başladı. Şu anda o noktadalar. En azından bize söylenen, ifade edilen, her iki tarafın da onay vereceği bir formülün mutlaka çıkması gerektiğini net bir şekilde algılamış durumdayız. Bunun üzerinde çalışıyoruz. Sizlerle istişare etmeye devam edeceğiz şeklinde bir noktadadırlar. Sürekli olarak takip ediyoruz. Brüksel'deki temsilciliğimiz neredeyse günlük bazda ilgililerle orada konuşuyor. Yeni bir gelişme var mı? Yeni bir karar alınacak mı şeklinde. Biz de tabii ki kendi seviyemizdekilerle sürekli temas içerisindeyiz. Karar ne zaman çıkar? Bir tarih var mı? Yani normal olarak aslında belki de 2 ay önce çıkması lazımdı. Çünkü Avrupa Birliği'nin ilgili birimleri bir üye ülkeden talep aldıklarında genellikle işte 1 ay içerisinde veya en geç 2 ay içerisinde buna cevap vermek zorundalar. Biz halihazırda o süreçleri, o zaman dilimlerini tükettik. Ve geç kalındı Avrupa Birliği tarafından. Onlar da bunun rahatsızlığını hissediyorlar. Ama işte olayın kendine has sıkıntılarının bunda etkisi var. Fakat bunun çok daha fazla gecikmeyeceğini ben tahmin ediyorum. Yani önümüzdeki günler veya haftalar içerisinde Avrupa Birliği'nden bir adım atıldığını duyabiliriz. Umarım bize ifade edilen şekilde her iki tarafın da onay verebileceği bir formülasyon üzerinde bir uzlaşı olur. Verildi mi size bu konuda? Yani nasıl bir formülden bahsediyor? Yani çeşitli formüller tartışılıyor. Bunun detaylarını belki şu anda konuşmak çok doğru değil. Hassas bir dengede. Avrupa'da bu işi uzlaşıyla çözmek isteyenlerin elini de zorlaştırmamak gerekir. Ama şunun altını çizmem lazım. Hellim tüm Kıbrıslara ait bir ürün. Bunun kesinlikle taraflar arasında bir koz veya müzakere kartı gibi düşünmemesi lazım. Bizi bir araya getiren, birleştiren bir unsur olması lazım. Avrupa Birliği çatısı altındaki en büyük birleştirici şemsiye odur. Onun altında birbirimize saygı temelinde ama Kıbrıs'ın tek kimliğini de koruyan bir şekilde buna bir formül bulmaktan daha güzel bir şey olamaz. Eğer bunu sağlayabilirsek
kaldığı yerden devam etmesi gereken müzakere sürecine de liderlere de çok olumlu bir katkımız olmuş olur. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'nun tavrının müzakerelere katkısı olabileceğini veya olumlu bir sonucun katkısı olabileceğini düşünüyor musunuz? Olumlu bir sonuç tabii ki katkıda bulunur. Tüm bu girişimler karşılıklı saygı çerçevesinde. Bakın 11 Şubat 2014 belgesinde ne yazıyor? Taraflardan biri öteki üzerinde yetki veya otorite iddiasında bulunamaz diyor. Dolayısıyla bu ruha birebir uygun formüller çıktığı sürece o ruhu hayata geçirmek çok daha kolay olur. Peki. Helim'le ilgili çok fazla detay vermek istemiyorsunuz. Saygıyla karşılıyoruz bunu. Çünkü devam eden bir süreç var diyorsunuz. Hassas bir aşama olduğunu algılıyoruz söylediklerinizden ama özellikle sanayi odasıyla konuştuğumuzda, çünkü Güney Kıbrıs'ta Kuyaris'in açıklaması olmuştu Tarım Bakanı olarak. İşbirliğinden bahsetmişti ve gelin birlikte çalışalım şeklinde. Bunu biz Sanayi Odası Başkanı Sayın Çıralı'ya sorduğumuzda işbirliğinden ne anladığımız da önemlidir diyordu. Çünkü Hellum veya Hallumi ismi belki tescil edilebilir ama denetim noktasında bir açılım bekliyor musunuz? Yani sanırım burada denetimle ilgili sıkıntı da yaşanıyor Hellum konusunda. İşte, bir formül, yani bu formüller bunun üzerinde mi konuşuluyor? Evet, zaten tescilin olabilmesi için denetleme mekanizmasının AB standartlarında adanın tamamında etkin olacak şekilde tesis edilmesi lazım. Sıkıntı da oradan çıkıyor. Evet. Kim denetlemeyi yapacak? Evet. Veya kimin tuttuğu firma bunu yapacak? O firma kime karşı sorumlu olacak? Evet. Bunlarla ilgili tartışmalar var. Peki. Umarız yakın bir gelecekte bu konuda sonuç alınır ve sizden bilgi alırız yine. Körfez ülkelerine de ziyaretleriniz olmuştu. Sonundayız ve belki bunlara da değiniriz diye düşünmüştüm Sayın Bakan, ama yeni temaslarınız var mıdır? Bu konuda bilgi verebilir misiniz bize? Olacak. Ama tabii Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra herhalde bunlar gerçekleşir. Zamanı geldiğinde bunları da kamuoyuyla paylaşacağız. Şu an için söylemek istemiyorum. Peki. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Önemli hatırlatmalar da yaptınız. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu'na destek olduğunuzu da belirttiniz. Bu süreçte sanırım istişare içerisinde de olduğunuz söylediklerinizden bunu anlıyoruz. Ama tabii ki Barbaros Hayrettin Paşa gemisinin geri gönderilme kararı önemlidir dediniz. Umarız bu ciddi anlamda müzakerelere ivme kazandırır. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Kolay gelsin diyoruz size. Sağ olun.